Günaydın. Günaydın. Buyurun. Formam burada. Formam çok önemli. Formamı unutmamam lazım. Altına eşofmanım. Ayakkabı, spor ayakkabılarımı aldım. Plastik kullanmıyoruz arkadaşlar. Plastik kullanmıyoruz. Düşünüyorum başka ne var. Kostüm var. İstanbul'da üstüme değiştireceğim. Takılarımı aldım. Ayakkabılarımı aldım. Kulaklığımı aldım. Mataramı aldım. Takılarımı aldım. Tamam. Evet, şimdi hazırız. Her şeyimi hazırladım. Aldığımı düşünüyorum. Umarım. Evet. Çocuklar neredesiniz? Bunlar bizim buranın çocukları. Onlar üç kardeşti. Onlar üç silahşörler demiştim. Bir tanesi yok oldu. Patileri beyaz olan D'Artagnan. D'Artagnan. Öyle koydum onu. Evet, şimdi Zorlu Center'a doğru yoldayız. Selçuk'a gidiyoruz. Bakalım. Trafik müsaade ederse bir 20 dakika oradayız. Evet, ne yaşadık az önce? Evet, az önce telefonumu takside unuttuğum için böyle geldim ve aman Allah'ım telefonum yok dedim. Bir 10-15 dakika bir çarpıntı yaşadım. Ama sonuçta taksi bana ulaştı. Neyse ki telefonu açtı ve bana geri getirdi. Bir kalp krizi geçirmekten kurtuldum. Neyse ki telefonum artık benimle. Rahat rahat gidebilirim. Bir 15 dakika geciktik ama en azından telefon bulundu. Kaybımız yok. Tamam, şimdi Büşra içeri girmek için bir şey almak zorunda, bir kimlik, TC kimlik falan verdik. Ay saçım ne kadar kötü olmuş, koştururken oldu bu arada. Şu an geldik, duyduğunuz gibi soundcheck başlamış. Ben de birazdan mikrofonuma bakacağım. Önce eşyalarımı kulise yerleştirmeye gidiyorum. Hadi gelin. Tadam, biz geldik. Burası bizim yerimiz, kadın orkestra. Gördüğünüz gibi burası erkeklerin. Yani şu an çıkmasan da olur artık, o kadar da değil. Selam. Naber, nasıl? Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ama kameralar kapalı. Yok, kameralar kapalıyken söyleyeceğim. Hoş bulduk. Evet. Tamam. Burası bizim kulis. Sizi şöyle bir gezdireyim. Burada makyajımızı, saçımızı yapıyoruz. İşte burada böyle değişik şeyler, çikolatalar, şunlar bunlar, bir sürü bir şeylerimiz oluyor. Buraya birazdan elbiselerimi asacağım, ayakkabılarımı falan koyacağım. Bu da tuvaletimiz. Evet, gördüğünüz gibi gayet her şey yer bir yerinde, konforlu. Her yer böyle olmuyor tabii yani. Bu zorluğunun güzelliği, öyle değil. Evet. Elbisemi yerleştirdim. Ayakkabılarımı çıkardım. Bazen kulis olmuyor ya da dolu oluyor. O zaman kadınlarla erkekler aynı yerde giyinip koymak zorunda kalıyor. Şimdi ben yıllardır yani Sertab'ı 2010'da başladım. Ve bayağıdır bir yalnızdım. Bir ara Sare diye bir arkadaşımız geldi. Çok tatlıydı. Sonra o yüksek lisansı için Polonya'ya gitti falan. Yine yalnız kaldım. Şimdi tek kadın olunca kuliste yani erkeklere lütfen çıkar mısınız? Ben giyineceğim. Lütfen arkadaşlar, acaba mı bir soy acaba falan gibi bir durum olabiliyor. Yani tabii böyle 10 tane erkek, bir tane kız orada soyunacak, makyaj yapmak zor oluyor, ışık bulamıyorum bazen, saçımı yapamıyorum. İşte tuvalette giyinmek zorunda olduğum oluyor, makyajımı bazen orada yapıyorum falan ama genelde bunlar çok şey yani en zorlandığımız taraflar diyeyim ama genelde bize bir kulis veriyorlar. O kuliste bir aynamız oluyor. Bir böyle asabileceğimiz bir yerler oluyor. Dolayısıyla aslında rahat edebiliyoruz genel olarak.
Ama dediğim gibi bazen teknik yetersizlikler, bazen işte bir şehre gidiyorsunuz, orada 3 tane ya da 4 tane kulis oluyor, onlar bölünmüş oluyor, herkesin bir kulisi verilmiş oluyor falan. Öyle durumlar olduğu zaman böyle bir lüksümüz yok. Ama zorlu da neyse ki bize böyle çok tatlı davranıyorlar, güzel bir kulis veriyorlar. O yüzden rahatız. Ve bu sadece bana ve Deniz'e ait. Deniz'le birazdan tanışacaksınız, tanımayanlarınız varsa. Şimdi Sancak'a gidiyorum. Ha, Sancak'a gitmek için kulaklığımı alıyorum. Kulaklığım da şöyle bir şey. Bu benim kulağımın kalıbı alınarak yapılıyor. Ve kulağımın şeyine göre, işte kalıbına göre bunlar Amerika'ya gidiyor. Bana kulaklık yapıyorlar. Ve kulağımın içine tam olarak oturuyor. Yani bunun özelliği bu. Şöyle şu şekilde söyleyeyim. Bunu başkası kullanamaz. Yani istese de kullanamaz. Çünkü benim kulağım her şeyle benim kulağıma göre yapıldı. Şöyle. Bu buraya tam olarak oturuyor. Bu da buraya tam olarak oturuyor. Ve işte bunların 5 kanalları var, 8 kanalları var. Ben UE18 kullanıyorum. Yani 5 kanallı olanını kullanıyorum. Bir de 11'i var. Yani kulaklıklarımdan çok memnunum. Gerçekten yani bende boyut açtı bunları kullanmak. Yani reklama girer mi? Para falan almıyoruz yani. Sadece anlatmaya çalışıyorum. Hadi gidelim. Saçımı düzelteyim mi? Çok bir şey. İyi, fena değil. Akşama daha düzeltiriz şimdilik. İdare eder. Neticede provaya gidiyoruz. Heyecanlıyım, görüyorsunuz değil mi? Çok saçma. Ve sahneye doğru gidiyoruz. Bakalım neler yapıyorlar. Sancak'teler. Yanlış anlamış. Girdiğin gibi ben zaten şeyi gördüm yani. Kaçıncı saniyesindeyiz o videonun? Nerelerdeyiz? Neresi jeneriğe alınmış o videonun falan? Biz daha görmedik. Onları ben gördüm yani. Sen neler yirmez. Sertem Amcık alınacağız. Üzerine almazsan senin ilgin olmaz. Sertem İşte bu ya. Olayın sırrı bu ya. Üzerime alınmıyorum. Hiç. Onlar patatesli kurabiyelerle dalga geçiyorlar gibi. YouTube ülkesi. Böyle hain insanlar bunlar. İlk gün ya, daha ilk ya, ilk ya. Arkadaşlarımı odada istirahate bırakıyorum ve ben çıkıyorum. Zeynep'i. Çekim yapıyoruz bugün. Kameraya merhaba demek ister misin Batu? İyi, gidip işler alacağım, yiyecek, açın. Afiyet olsun o zaman. Ha, onları alıp geleceğim. Startup geldi. Biliyorum, biliyorum. Hemen gidiyoruz. Hadi. Bir şey diyecek misin son, dalga geçmek için? Oo, hoş geldiniz. Reklam. Çok açım. Reklam yok ya. Blörleriz oralı. En yakın yer orasıydı ondan. Hepsini öğretiyor önce, sonra da onlarla pratik yaptırıyor. Oyun gibi. Yani bayağı. Benim derdim şeydi ya, nota olunca siyah evet, olarak işte çizginin üstünde gösteriyor. Bu ne diyor? İşte demin içine de diyor. İlerleyen işte gamları. YouTube kanalı için çekim yapıyor. Hadi ya. Arpejli falan.
Şeyler, bilezikler, bunları ayırıyorum şuradan ve şuraya bakayım, iyi, şuraya şu şekilde koyuyorum. Oho, 16. Aa, sevdiğim beni düşünüyor. 16. Artık düşünmüyor, 16-17 oldu. Öyle madem. Orkestra teşekkürler arkadaşlar. Bir şey olursa çağırırız sizi. Tabii ki. Işık hazır mı? Işık'a gidelim o zaman. Onlar şimdi dans provasına geçiyor. Biz kulise gideceğiz. Sonra görüşürüz. Çin işkencesi işte. Mesela böyle hapse koyup bunu yapabilirsin yani, anladın mı? Hani diye ben başlarım yani, anladın mı? Böyle error çok verme. Güzel ama çok enteresan psikolojik Çin işkenceleri var. O Çin işkencelerinin meselesi psikolojiyle ilgili, bedensel kafayı, bir şey. Kafayı kırmanı istiyorlar yani. Aynı su damlasını aynı aralıklarla şuraya pıt 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 pıt. Bunu kim bulmuş ya? Ya kim demiş ki böyle bir şey yapalım? Çinliler! Tamam da hangi Çinli yani, anladın mı? Ben galiba dayak yedim. Hayır, bu şekilde ilerleyemem. Güzel bir ortam. Evet, şimdi makyajımı yaptım. Saat 17-11. Yani bir saatte topladım suratı. Şimdi yemeğe gideceğiz. Yemekten sonra geleceğiz. Ve saat 8.30'da da şovumuz var. Ondan önce tekrar bir sprey sıkarım saçıma. Hazırlanmayı da ayrıca göstereceğiz. Evet, şimdi yemeğe gidiyoruz. Saat 6. Bir saat yemek süresi. Ondan sonra yavaş yavaş tekrar geleceğiz. Yemler tutar bu zalim unutmasınlar bir aşkım. Kemal çalarken şarkı söylemiyorum. Çünkü çenemde bir şey var. 8. Makine mi?
geliyor. Gördüğünüz gibi hazırız. Saat artık 20.30. Kapılar açıldı, seyirciler geldi. Ve biz birazdan sahneye çıkacağız. Bu fırtına öncesi sessizlik. Birazdan şov başlıyor. Heyecan büyük. Ve şimdi sahneye gidiyoruz. Şovun başlamasına Kenan Bey, Kenan Bey diye yazıyor. Evet. Zek. Herkese bilgi verebilir misin? 1 dakika kanalları açıyor. 2 dakika. Ona göre ben karşıya İkinci yarı için hazırız ve ikinci yarıya çıkmaya şu an oraya doğru gidiyoruz. Hadi gelin. İkinci yarı. Saçlarından kaybedeceğim bir şey. Yeri ilgili problem var galiba diye düşünüyorum. Kapattık yeri konuşayım diye. Baba kendine de belgesel düzen. Sosta olur mu? Ya daha ben de bir kişi yapıyorum. Abi öyle bir şey olmadı. İşte böyle. Bunlar böyle. Bizi de çekin be. Müzikal yapıyoruz. Allah aşkına ne olur bir belgeselimiz olsun. Çok çalıştık. Teşekkürler. Kanalına hoş geldiler. Aa, başka söylemek istediğim şey ya var. Ya ben mutlu oluyorum söyle, ya. Söyle söyle bir şey söyle. Ben mutlu bir insanım. Mutlu bir insan. Bakmayın öyle durumda. Söyle söyle bir şeyler söyle. İçerik savaşları. Sakın. Çoktan kesmiştik buraya kadar değil mi? Kurguyu yaptı. Hadi görüşürüz. Ve Serdab'ın müzikali bitti. Eve geldik. Umarım seyirci de bir şekilde keyif almıştır bizim kadar. Biz çok keyif aldık. Çok güzel bir akşamdı. Her şey çok güzeldi. Size de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Görüşmek üzere.